Ona hediye almak yerine onun çalışmış olduğu bir kuruma, kurumun bahçesine daha doğrusu gidip işte ağaç dikmek oldu. Ona küçük bir video çektik. O videoyu da sosyal medyada paylaştık. Paylaştıktan sonra büyüdü öyle, yani çığ gibi açtı gitti. Bu kadar az. 7 yıldır yönetmenlik yapan 35 yaşındaki Mersinli Erdal Sağlam örnek bir davranış sergiledi. Koronayla mücadele ettiğimiz bu günlerde yakınlarının doğum günlerinde onlara hediye almak yerine doğaya katkıda bulunmak için fidan hediye ettim. Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli olan arkadaşına ilk fidan armağanını kendi elleriyle dikerek yapan Erdal Sağlam, fidanı özellikle çalıştığı kurumun bahçesine diktiğini belirtti. Konuyla ilgili Sun TV mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Sağlam, doğum günü kutlaması için hediye ettiği fidanı dikerken küçük bir video çektiğini ve sosyal medyada paylaştıktan sonra konunun çok iyi tepkiler aldığını söyledim. Bugünlerde yeşilliğe, güzelliğe, ağaca çok önem verdiğimiz bu günlerde özellikle evde kal projesiyle insanlar doğaya muhtaç hale geldiler. Ama sizin buradaki attığınız adım çok daha başka. Nedir? Sizden dinleyelim. Yani burada yapmak istediğimiz şey bizim aslında bir arkadaşımızın doğum günüydü. Ona hediye almak yerine onun çalışmış olduğu bir kuruma, kurumun bahçesine daha doğrusu gidip işte ağaç dikmek oldu. Ona küçük bir video çektik. O videoyu da sosyal medyada paylaştık. Paylaştıktan sonra büyüdü öyle, yani çığ gibi açtı gitti. Bu kadar az. Bekliyor muydunuz peki? Yok, beklemiyordum açıkçası bu kadar çok paylaşılmasını. Ama hani güzel bir proje oldu bu. Artık doğum günlerinde yani kişiye özel gidip onun bahçesine, onun bölgesinde olan parkta veya çalışmış olduğu iş yerinin bahçesine bir ağaç dikebilir arkadaşlar. Bizim yapmış olduğumuz gibi. Bu bir Bu hediyeydi şekilde aslında. duaya ve insanlığa hediye sunduğunu ifade eden Sağlam, bundan sonra doğum günü olacak olan arkadaşlarına herkesin bir fidan dikmesini istedim. Bu sıkıntılı süreçte bizim doğadan aldığımız yeter, biraz da doğaya bir şeyler verelim mantığıyla hareket ettiğini söyleyen Sağlam, hayatımızda ağaçların nefes almak kadar yeri ve önemi olduğuna vurgu yaptım. Bu bir hediyeydi aslında. Doğaya ve insanlığa bir hediyeydi. Umut ediyorum yerini de buldu. Bundan sonraki doğum günü olacak olan bütün arkadaşlarımız şunu yapar. Arkadaşlarına tabii ki hediye almak istiyorlarsa gitsinler hediyesini alsınlar. Ama hediyenin yanı sıra o kişi için bir ağaç diksin. Hani umut ediyorum ki şu sıkıntılı sürecimizde, şu problemli dönemimizde hani yeter artık biz doğadan aldık. Birazcık da doğaya verelim. Mantığımız buydu yani. Aslında umudun bir yan anlamı da filizlenmek, yeniden doğmak ve hayata devam edebilmektir. Hayatımızda sizce ağacın, fidanın, yeşilliği nasıl bir önemi var? Nefes almak kadar. Başka da bir şey söyleyemem. Yani ağaç. Ekmiş olduğu ağaçların dut ağacı olduğunu bilgisini de veren Sağlam, kuşlar böcekler de faydalanabilsin diye özellikle meyve veren ağaçları seçtiğinin altını çizdi. Verelim. Umut ediyorum bu güzel bir kampanya olur. Zaten birçok belediyemiz de bu anlamda destekliyor. Destekleyeceğini umut ediyorum. Çünkü insanlık için, doğamız için, yaşam için yapılacak olan bir şey bu. Ha, bu arada ekmiş olduğum ağaç da dut ağacı. Kuşlar, börtü böcek de faydalansın diye. Hani çam ağacı dikmedim. Peki özellikle meyve ağaçları dikilir ki deniz gibi kuşlar ve diğer canlılar Hani da. kuşlarımız da faydalansın. İşte yaşayan hayvanlar da zaten insanlıkla beraber yaşıyor o hayvanlar da. O hayvanlarımızla en azından onun doğum gününün sayesinde ne bileyim rızkını oradan alacaktır belki. Öyle düşünüyorum. Peki.